Maça çok kısa süre olmasına rağmen iyi hazırlandığımızı düşünüyorduk. Ama maçın ilk devresi istediğimiz gibi geçmedi. İlk yarıda çok fazla basit hata yaptık ve çok fazla pozisyon verdik. İkinci yarıda oyunun özellikle 65-70. Dakikasından sonra bazı riskler aldık. Biraz daha önde basmaya çalıştık. Biraz daha önde pres yaptıktan sonra daha çok ikinci topu alıp daha çok hücum yapmaya. Biraz da olsa Beşiktaş'ı baskı altına aldık o bölümde. Yakaladığımız pozisyonlar da vardı. Golü bulsaydık beraberlik en azından bir puan alacağımızı düşündüğümüz maçtı. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Volkan hocamızın yani özellikle ilk sarı kartı orada taç bizimdi ve yardımcı hakem orada önce tacı Beşiktaş'a verdi. Hocam orada sadece tacın bizim olduğunu söylemesi için sanırım sadece çizgiyi ihlal ettiği için bir sarı kart gördü. İkinci sarı kartında da orada pozisyona bir tepkisi vardı, reaksiyonu vardı. Ondan dolayı ikinci sarı kartı gösterdiğini söyledi ama bizi çok üzdü. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorusu olan var mı? Olmayan şeyler üzerinden konuşmak çok kolay ama tabii ki Lucas Biglia bizim için çok önemli bir oyuncu. Zukonović bugün oynamayan bizim için çok önemli oyuncu ama yine bizim için çok önemli 11 tane oyuncuyla maça çıktık. Özellikle Christian Bistrović yeni gelmesine rağmen bugün tüm arkadaşları gibi o da çok olumlu bir performans gösterdi. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyoruz, 11 kişi mücadele etmeye çalışıyoruz. Pesic ile ilgili maç dün antrenman yapamadı. Sadece bir deneme yaptı. Bugün maç çok geç olduğu için otelde öğlen saatine kadar denedi. Aslında riske etmek istemediğimiz bir durumdaydı. Ama bugün hem son kendi isteğiyle 15-20 dakika hem de maçın gidişatıyla ihtiyacımız oldu. Kendi de oynamak istedi. Şu an ağrılarının fazla olduğunu söylüyor. Umarım önemli bir şey yoktur. 4 gün sonra bir Adana Demir deplasmanı var. Umarım o da sağlıklı bir şekilde aramıza en kısa zamanda katılır. Buyurun. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Emre Baba performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün geçtiğimiz haftalara göre çok daha zorunda gördük. Emre geldiğimiz ilk bir hafta grip ve yüksek ateş dolayısıyla bizle beraber olamadı ama bizle beraber olduğundan beri ve oynamaya başladığından beri artan bir performansı var. Biz Emre'nin hem antrenman performansından hem maç performansından son derece memnunuz. Yavaş yavaş daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Mental olarak da çok iyi bir Emre var. Fiziksel olarak da iyi bir Emre'ye doğru gidiyor. Daha iyi bir Emre olacağını düşünüyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin.